Sen ne söylediğinin farkında mısın Nazan? Aşkım ben de çok şaşırdım. Peki ne olacak şimdi? Nasıl çözeceksin bu işi? Ben mi? Yani ben bilmiyorum ki. Nazan, olayın ciddiyetinin farkında değilsin sen galiba. Ya ben sana güvendim. Yeniden iş kurmaya karar verdim. Bir sürü borca girdim. Yer tutuluyor, mimar giriyor, dekorasyon, bilmem nesi. Az mı para sanıyorsun sen bunları? Eski borçlarım yetmedi. Şimdi bir de yeni borçlarla mı uğraşacağım? Aşkım, inan çok üzgünüm. Ben ister miydim böyle olmasını? Oh ne âlâ, ne âlâ. Onlar orada bolluk içinde yüzerken biz burada borçla harçla uğraşalım. Kadila dedi ki herkesin hesapları dondurulmaz. Sen de buna inandın. Ben anlamam Nazan. Ne yap? Et, para bul. Yoksa mahvoluruz. Bora gerçekten çok üzgünüm. Ya ne yapalım? Biz de çalışıp çabalar kapatırız borçlarımızı. Kimseye ihtiyacımız yok. Ne halleri varsa görsünler. Gerekirse ben de bir işe girerim. Ha? Ne? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Çalışırmış. Ne iş yapacaksın? Ne gelir senin elinden? Bora yardımcı olmaya çalışıyorum. Neden tersliyorsun? Bir şey yapmak istiyorsan hakkın olanı git al o evden. Ne? Buna tenezzül edeceğimi nasıl düşünürsün? Gidip avuç mu açacağım onlara? Ne var? Ailen değil mi? Onlar ailemse sen de kocamsın. Ayrıca o borçları onlar yapmadı. Bu evi geçindirmek, borçlarımızı ödemek onlardan çok sana düşer. Bana bak, sen çok oldun artık. Bora ne yapıyorsun? Kendine gel, canımı acıtıyorsun. Yeniden ajans aç diyen sen değil miydin ha? Şimdi o borçları ailem yapmadı deyip kenara çekileceksin öyle mi? Sen beni enayi mi sandın? Git, nereden bulursan bul, para getir. Ailenden mi istersin? Holdingdeki hisseni mi satarsın? Ne alt edersen et!